Ben yürümeyi çok seviyorum. Yavaş gezmeyi çok seviyorum. Ve yeni insanlarla tanışmayı ve yeni ülkeleri görmeyi çok sevdiğim bir şeylerdendir. Ben 64 gün önce yola çıktım Almanya sınırından. Benim hedef İstanbul. İstanbul Boğazı geçeceğim. Ondan sonra belli değil daha. Onu artık Boğazı geçerken aklımdan geçireceğim ve karar vereceğim. Nereliler? Bana sordular. Oğlum, sen manyak mısın? Bu akıllı sana kim verdi? Evet. Çok iyi cevap almadım. Ama sonunda hep benim arkamda durdular ve hep evet her gün arıyorlar beni. İlk ben çok heyecanlıydım. Tabii ki başlarken biliyordum önümde en az 2500 kilometre var. Ama 3 gün sonra beni yürümek çok mutlu etti. Alp dağlardan geçerken çok güzel Alp dağları gördüm. Çok insan gördüm. İnsanlar bana hep yardım etti. Her ülkeden arkadaş topladım. Evet, çok güzel geçti bu yolculuk bura Sadece kadar. sırtında sırt çantan var. Çadırın yok. Nasıl kalıyorsun? Nasıl kalıyorum? Benim bir tarp var. Yağmur yağarsa Tarp. tarpı asıyorum. Uyku tulum var. Uyku tuluma girip yerin üstünde yatıyorum. Korkacak bir şey yok bence. Bence etrafım doğal bir şey. Ve doğal bir şeyden ben korkmam. Ve ormanda yatmayı ben alışmışım zaten. Ondan korkum yok. Allah'a güveniyorum ben. Önce ben buraya gelerken inançla yazıştık ama sürpriz bana yaptılar. Ben onu bilmiyordum. Bütün akademi 12 kişiyle, bütün akademi değil ama bir parça 12 kişiyle bana merhaba demeye geldiler. O zaman beraber akademiye hepimiz beraber yürüdük. Ve ben inançla tanıştım. İnanç çok iyi kalpli bir kişi. Ve bütün akademi çok çok iyi. Rahat. Çok çok rahat. Ben normal dışarıda yatıyorum. Burası bana 5 yıldızlı lüks otel gibi geldi. İlk anda girerken ben evde gibi hissettim. Herkes bana oğlu gibi davrandı. Çok çok güzel burası. İstanbul'a kadar, Boğaz'a kadar 180 kilometre var daha. En az onu yürüyeceğim. Günlük ben aşağı yukarı 40 kilometre yapıyorum. Evet, ilk hedef de Türk sınırı geçmeye. Onu ben 60 gün önce geçtim. 2500 kilometre sonra. Şimdi ikinci hedef Boğaz'ı geçmek. Evet.